Sayın hocam hoş geldiniz. Bir mağduriyetiniz var bizimle paylaştınız. Bir de sizden öğrenmek isteriz. Nedir efendim durumunuz? Yaşadığınız sıkıntı nedir? Norm fazlası durumundayım ben Akçakoca'da şu an. Çıraklı okulunda çalışıyorum. Düzce'de benden hariç başka da norm kadrosu öğretmenlerin olduğunu bildiğim halde beni Gölyaka'ya tayinimi çıkarttılar. Oraya gönderiyorlar. 60 kilometre mesafeye gitmem isteniyor. Akçakocalıyım. Burada yerim, arazim, çevrem burada. Endüstri Meslek Lisesi'nde 20 saat bana ders verildiği halde ama siyasi davranıyorlar. Yöneticiler, idarecilerim bizim sendikadan olsaydın senin işini hallederdik, yardımcı olurduk dediler bana. Ben Eğitim İş Sendikası Başkanıyım Akçakoca'da. Düşündüm o zaman tek bir sendika arası içinde toplanalım, kapatalım bütün sendikaları. Hepimiz eğitim birci olalım. Hiç olmazsa ayrımcılığa tabi tutulmayalım, mağdur olmayalım. Bizim de bir ailemiz var, 60 kilometre gidip 60 kilometre geleceğiz. Yani benim yolda trafik kazası yapacağımı, öleceğim hiç kimsenin umurunda değil. Benim mağduriyetim, maddi giderlerim hiç kimseyi ilgilendirmiyor. Ben vatandaş değil miyim? Bunu idarecilerime söyledim ama siyasi davranıyorlar bana. Yaklaşımları tamamen siyasi. Emeklilik dilekçemi verdim bundan dolayı. Ayrılayım dedim. Yani 25 seneden beri bu camianın içindeyim. Özveriyle çalıştım. Ama mağdur ettiler beni. Yani ben de dedim bundan dolayı da ayrılmak istedim. Bilmiyorum ne olacak. Valilikte şu an benim yazım da valilikte. Gitmek istemiyorum. Akçakoca'yı da seviyorum. Buranın insanıyım. Buralıyım. Arazim burada. Buraya alışmış insanım. Bilmiyorum yani derdimi kime anlatacağım ben? Yani beni tayin edecek amirlerime bunları anlatıyorum ama siyasi yaklaşıyorlar bana. Yani Düzce Endüstri Meslek Lisesi'nde fazla öğretmen var diye adres gösteriyoruz. Ama çeşitli bahaneler uyduruyorlar. Eş durumu var diyorlar. Çeşitli bir şeyler diyorlar bana. Benim gitmemi istiyorlar. Yani ben mağdurum, mecbur derdimi gelip gazetelere anlatmak durumunda kaldım. Ne diyebilirim şimdi? Nasıl anlatayım derdimi ben? Bunları söylüyorum yani. Peki hocam, bu sizin buradan Gölyaka'da ders vermeniz isteniyor. Evet. Ama sizinle aynı pozisyonda olan Düzce'de norm fazlası olan öğretmenlerin olduğunu var tabii, var. Kesin midir var. O? Yani ben Düzce Endüstri Meslek Lisesi'ni aradım. Oranın şefiyle görüştüm. Mobile bölümünün şefiyle görüştüm. Bana 5 tane fazla norm fazlası mobile öğretmen olduğunu söylediler. Söyledi kendisi. Hatta hocam dedi senin Akçakoca'dan gelmene gerek yok. Buradan birini göndeririz dedi oraya dedi. Ama bizim ildeki idarecilerimiz böyle düşünmüyor. Senin eğitim işlisin, sen gideceksin diyorlar bana yani. Dedikleri ben bunu anlıyorum yani onların dediklerinden. Ben de diyorum ki o zaman sendikaları kapatalım. Hepimiz eğitim birci olalım. Ayrımcılığa tabi tutulmayalım. Biz de vatandaşız. Biz de bu memleketin insanıyız. Biz de askerlik yaptık ya. Biz de vergi veriyoruz bu ülkeye ama hiçbir hükmü yok yani. Bir eğitimci olarak bu ayrımcılığa şiddetle karşıyım ben. Ne yapmam lazım yani? Derdimi nasıl anlatmam lazım? Mahkemeye gidecek misin? Mahkemeye bilmiyorum yani. Bilmiyorum. Sendika başkanım gerekirse mahkemeye giderim diyor ama emekliliğim geldi. Bilmiyorum. Ne yapacağım da kararsızım yani. Hocam sizin iddianıza göre başka bir sendikanın siz ilçe başkanı olduğunuz için size karşı bir ayrımcılık yapılıyor. Sizinle aynı görevi yapabilecek Düzce'de öğretmenler varken buradan beri Gölyaka'ya tayininiz isteniyor ve siz bunun bir haksızlık olduğunu iddia ediyorsunuz. Yani umarım düzelir. Umarım düzelir. Hakkınızda hayırlısı neyse. Düzeleceğini de düşünmüyorum. İnşallah düzelir. Birileri duyar, valimiz var, vali yardımcımız var, bizim amirlerimiz var. İnşallah bu haksızlığa görürler, dur derler. Yani bunun başındaki insanlar bunu düşünmüyorlar. Yani, sayın valimiz veya sayın kaymakam beyle bu yönde bir girişiminiz oldu mu? Kaymakam beyle olmadı. Vali yardımcısına sendika başkanının vasıtasıyla benim derdim anlatılabildiği kadar anlatıldı. Ama ne sonuç çıktı onu da bilemiyorum. Bana yansımış bir şey yok şu ana kadar. Peki sorun giderilmezse emekli olmayı mı talep ediyorsun? Yani ne yapayım? Akçakoca'dan kopamam. Ben buraya alıştım. Buranın insanlarıyla bağdaştım. Benim bağ bahçem var. Babadan kalma arazilerim var benim burada. Benim her şeyim burada. Yani buradan nasıl giderim ben? Buraya beni devlet atadı. Ben kendim gelmedim. Devletimin izniyle geldim ben buraya. Çıraklık 12 yıla temel eğitim çıktığından dolayı çırak öğrencimiz kalmadı. Çırak öğrencimiz kalmayınca ben boşta kaldım. Endüstri Meslek Lisesi bana ders veriyor. Maaş karşılığında ders verdiği halde beni mağdur ediyorlar. Ben bu haksızlığa karşı çıkıyorum. Umarız bu hakkaniyette çözüme ulaşır. İnşallah. Teşekkür ederiz. Rica ederim.